Beyaz TV'ye Nilüfer zamanla hoş geldiniz efendim. Harika bir hafta olsun hepimiz için. Başta tabii ki sağlık getirsin, mutluluk, güzel haberler getirsin. Bugün ülkemiz için de çok önemli bir gün. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzü de kutluyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Ve hemen konuğumuza merhaba demek istiyorum. Ferdi Bozdoğan stüdyomuzun konuğu. Artık her pazartesi çok alışık olduğunuz bir sima. Çok da keyifle izliyoruz. Ben de sizlerle aynı şekilde. Karma Astrolog kendisi aynı zamanda yeni ekranını açanlar için de söylemiş olayım. Hoş geldiniz efendim nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Nünüfer. Son derece iyiyim. Ülkemiz için çok önemli bir gün bugün. Atatürk ilkelerine bağlı, layık ve demokratik bir ülkenin karma astroloğu ve spiritüel danışmanı olarak bu ülkenin bir vatandaşı olarak 15 Temmuz demokrasi günümüzü kutluyorum. 8 yaşında bugün ve dar becilerin hain planlarını milletimizin destekleriyle Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkan, önderliğinde bir zaferle sonuçlandırdık. Rabbim ülkemizi ve vatanımızı Zulümden korusun. Amin. Ne kadar güzel bir dur. Her türlü zulümden korusun hakikaten. Şimdi dünyaya baktığımız zaman da çok karışık şeyler olmuyor mu bugünlerde? Siz daha önce bizim yayınlarımızda e, dünya liderlerine bu sadece bizim ülkemizden hmm. olmak zorunda değil demiştiniz. Siyasilere karşı suikast girişimleri, evet. e, şiddet olayları gözlemleyebiliriz. Gökyüzü bize bunu işaret ediyor demiştiniz evet. ve Trump'ın Evet. Suikast girişimine, Trump'a yönelik yapılan suikast girişimini dün hepimiz e, hmm. izledik maalesef. E, Gökyüzü şu ara ne diyor? Bu etkiler devam ediyor mu daha yoksa çok, daha da mı sertleşiyor? Şimdi kovada olduğu için bu etkiler önümüzdeki 32 yıl boyunca aktif olacak. 32 Özellikle yıl. E, böyle siyasi olarak e, önemli kişilere bilim insanlarına yönelik e, saldırılar son derece artacak. Hatta astroloğun astrolojinin divalarından şifavcın onun izniyle burayı paylaşıyorum e, kendi kitabından hı hı. bu zamanı alimlerin ve ilim insanlarının düşmanlığı onlara karşı olan düşmanlığın yoğun olarak artması olarak nitelendirir mesela o yüzden daha çok böyle artışlar olacaktır ama bizim bugün öyle bir günümüz var ki Mars ve Uranüs kavuşumunda özellikle Algol dediğimiz 26 derecede Boğa Burcundaki e, Medusa Kesik Baş olarak dediğimiz bir yıldızla kavuşumda bu son derece önemli bir yıldızdır etkileri oldukça yüksektir Uranüsün etkisinden dolayı tahmin edilemeyen sıra dışı olaylar yaşanacak bir anda yıkıma sebebiyet verebilir ve nasıl ve ne şekilde yapacağını kestiremeyiz kestiremezsiniz diyecek çünkü sürpriz yapmayı seven bir gezegendir hı hı. devrimci Urenüs sevgili Nülüfer öyle bir vurur ki e, ama yakarım yıkarım yok ederim mevcut olan düzeni yerle bir ederken en baştan da istediğim şekilde bir düzenin inşasını yaparım diyecek bizlere. Yani kentsel dönüşüm gibi anlattığınız An, şeyle evet. tabii ki bununla alakası yok ama önlük, söylediğiniz önlük şey olarak, bana bunu çağrıştırdı. Yani evet. kötü olanı mı yıkıyor? Kötü olanı yerine ya da kendi istediğiniz gün olan, olanı olan, mı yapıyor? Artık bu düzen değilsin, bu olay değilsin. Hı hı. E, burayla ilgili sürpriz, beklenmedik olaylar yaşatabilirim e, diyecek. Özellikle bu sabit yıldızda olan e, sabit bir yıldız olduğu için Algol, Boğa, Kova Akrep ve aslan burcu güneşlerinde ve yükselenlerinde boğa, kova, akrep ve aslan olan sabit burçlar oldukça etkilenecek. Yüksek etkiler alacak, Uranüs yaptıklarıyla şaşırtacak ve büyük bir farkındalık yaşanmasını sağlayacak. Özellikle doğal afetler, toprak kaymaları, seller, sıra dışı hava olayları, sıra dışı yer altı ve yer üstü olaylarının yaşanmasını sağlayacak. Yangınlar olabilir, teknelerde, uçaklarda, gemilerde, evlerde Bunu da mars izledik var çünkü işin evet, içinde. Geçen gün. Evet, ateşli silahları gündeme getirir Mars. Hı hı. Aman uzak duralım böyle şeylerden. E, ateşli silahlarla olacak yaralanmaları, ölümleri gündeme getiriyor aynı zamanda. Elektrik çarpması gibi konulara dikkat etmek lazım. Algöl deyince ne gelir akla? Kesik baştır, Medusa, eee Özellikle yere batan sarayında Medusa'yı görmüşlerdir. Ters duruyor bir de. Yere Girdiğiniz batan zaman sonundadır. Hı. Medusa heykeli sütunların altındadır. İki tane Medusa heykeli vardır. Gidip görebilirler. Hı hı. E, ve bunun yanında e, baştan ve boğazdan gelecek yaralanmalar bu bölgelerde. Ciddi yaralanmalar olabilir. Burun kırılmalar olabilir. Bununla Hay ilgili korusun. ameliyatlar hı hı. geçirmeniz gerekebilir. Boyun fıtığı ...gibi konularla ilgili... E, ...durumlar... ...boyun kırılmaları sonucu... ...ölmeler e, getirebilir. E, ve bunun yanında... ...işte boğaz enfeksiyonları... ...boğulmalar, yemek yerken boğulma... ...denizde boğulma riski... ...oldukça artış Hı -hı. gösteriyor... ...zaten daha. Buna özellikle... ...dikkat etmek gerekiyor. Ve şunu da belirtmem lazım... E, ...vahşi... ...ölümler getirir. Kadınların... ...kendilerine... Olabildiğince dikkat etmeleri ve çocuklarını çocukları da korumak gereken bir zaman bu yıldız görüldüğü zaman kadınlara yönelik vahşi ölümler, vahşet içeren ölümler, onların parçalara bölünmesi, Ay, özür dilerim uzunluklarının kesilmesi gibi konular gündeme gelmiştir. Bizim ülkemizde de örneği olan iki rahmetli sevgili kardeşimiz. O olmuştur. İsimlerini artık geçirip ailelerini üzmeyelim, üzmek evet, istemiyorum. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Boyun kırılmaları dedik ya. Lady Diana mesela. Ayında algol vardı. Kaza sonucu boynu kırıldı. Hmm. Kazada doğal olarak ki. Bunun gibi örnekler verilebilir. Yani kimilerinin ayında algol var kimilerinin yok mu? Yok. Hmm. Yok. Kiminin yok. Hepimizin haritalarının ayında ya da haritasının belli evlerinde olabilir. Bizim olmaz eşimizin Kardeşimizin, kuzenimizin, çocuğumuzun haritasında olabilir. Hı. Algol etkisi olanlar haritalarında Medusa, Kesikbaş özellikle kendilerine çok dikkat etsinler. Çünkü sıra dışı trafik kazaları yaşanabilir. Bir yerde boynunuz sıkışabilir. Bir kapıyla kapı üstünüze devrilebilir. Her şey yaşanabilir diyor. Hı hı. Özellikle ayında algol olanlara baktığımızda, görüldüğü yıllarda... İdamın olduğu ülkelerde ciddi derecede idamlar yapılmıştır. Hmm, artış olmuş. E, artış olmuştur e, ayında. E, bunu da bir geçmiş bilgi olarak e, vereyim. Curie'nin mesela boynu kırılmıştır. E, ayında alkol vardır. Ama ülkemizde de verilecek binlerce örnek var ama e, kimse yüzmek e, istemiyoruz isim Hı -hı. olarak. Anmayalım. Ne kadar süre bunun etkisi devam edecek? Özellikle Ağustosun, Ağustosun 14'üne kadar çok dikkatli olmakta e, fayda var. Hı hı. E, 4 Ağustos daha etkili e, olduğu zamanlar. Ama bu bize artık bugün itibariyle öyle bir başladı. E, aslında 12 Temmuz'dan bu zamana artık oldukça dikkat etmek gerekiyor. Bakın baş yaralanmaları. Ankara'da bir beyefendi sosyal medyada video çekmeye çalışırken evindeki e, silahla e, kendisini vuruyor yanlışlıkla Hı -hı. hayatını kaybediyor. Yani bu gibi şeylerden uzak durmak e, biraz tanınır olmak biraz e, şöhret e, sağlamak adına yapılan Hı -hı. bir şaka nelere sebebiyet veriyor bunlardan uzak e, duralım. Yangınlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sonrasında Uranüs ne diyor? Yakacağım, yıkacağım. Ama seni yaktığım, yıktığım gibi de öyle bir dönüştürüp onaracağım ki diyor. Özellikle İkili ilişkilerde emek verdiğiniz bir ilişkiniz var. Bir bakmışsınız sevgiliniz ya da eşinizin ihanetini yakalıyorsunuz. Hı hı. Bir bakmışsınız eşiniz yıllarca başka biriyle hayat yaşıyor. 3 yıl, 4 yıl, 9 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Ee, yani geçen bir danışanım eşini eşinin kulaklığından ihanete uğradığını Öğrendi. Tabii takip cihazından bir bakıyor kulaklık bambaşka bir yerde. Sen atla git arabaya orada Oo. yakala neler var yani. O yüzden çok e, durumlar var e, buna benzer. İhanetler önünüze fazlasıyla e, gelecek. Ortağınızın sizden para kaçırdığını, size zarar verdiğini görebilirsiniz. Bir şok etkisi yaşayacaksınız ama bir uyanış yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu haksızlığı hak etmedim ve burada evet bir şeyin dönüşmesi hı hı, gerekiyor. Hı. Bazen kandırılma koşumuza gidiyor ama uyanmanın vakti geldiği zaman da uyanıyorsunuz. İnsanoğlu gerçeklerle yüzleşmekten ne kadar kaçarsa kaçsın eninde sonunda o gerçekler onun hakikati olacaktır. Hı hı. Evet, peki hiç iyi bir şey yok mu gökyüzünde? İyi bir şey aralar? var mı? Mars deyince böyle evet. bir korkuyoruz ama bizi desteklediği bir alan bir şey var mı bu ara gökyüzünde? Şimdi Mars etkisinden dolayı mücadelenin de bir gezegeni oluyor. Mücadelenin gezegeni olduğu için bireysel hayatlarımızda her neyle ilgili zafer kazanmak istiyorsak onunla ilgili de başarılar elde etmenin ...fırsatını veriyor bu. Yani savaş verdiğimiz konularda da aslında bizi evet, destekliyor. Destekliyor. Sadece bu dönem kadınların kendilerine dikkat etmesi gereken bir şey... ...bir dönem ee, özellikle e, bu algol... ölün iki türü oluyor algollerin mesela haritalarda. iyicil algol ve kötücül algol diye ikiye ayrılıyor. Hmm. İyicil algol ne kadar iyicil olabilir? Uzun bir hayat yaşıyorsunuz ama can çekişerek hayatınız son bulabiliyor... Uzun yıllar yatağa bağımlı hı hı. kalabiliyorsunuz. Kötücül algoller kırklı yaşlarda daha çok kendilerini e, e, gösteriyor. Bir de kadının kadına verdiği zararlar. Bir kadının kendisine zarar verme durumu da artabilir. İşine, gücüne, kariyerine, hırslarına yenilerek kendini manipüle edebilir. Bir kadın dostunuz tarafından zarar görebilirsiniz. Hı hı. E, çok dikkatli olmak Gerekiyor. Zaten kadının kadına verdiği zararı da kimse vermiyor ya. Çok baktığımız doğru. zaman gerçekten, e, gerçekten e, hiç olmaması gereken hiç bir şey. Olmaması ama çok gereken, da yaygın bir şey maalesef. Evet, çok da yaygın bir durum ne yazık ki. Algöl Satürn ile Jüpiter Züp, karakterinde olduğu için etkisi oldukça büyüktür, etki gücü yüksektir. Hatta Kayseri'den bizi Yaprak Gülhan Teke hocamın annesi. Gülay Hanım izliyor. Astroloji hocam kendisi benim. Karma Astroloji alanında. Gülay hocama da sevgiler olsun. Biz de sevgilerimizi ee, gönderiyoruz. Bizim sıkı bir takipçimiz. Kötülüklerden beslenen insanların arttığı bir zaman ama kötülükten beslenen insanların da ciddi bir kaosa da uğrayacağı bir durum söz konusu. Özellikle triyot bölgelerimize, lenf bezlerimize bir dikkat edelim. Bir kontrollerimizi yaptıralım. Hı hı. Ee, fayda var bunu unutmamak gerekiyor sınır ve vatan konuları gündemimize gelecek ülkeler arasında devletler arasında bir çatışmalar bir konular gündeme gelebilir mevcut var olan sınırlarımızı ve vatan topraklarının korunması gündeme gelecektir her kimin ülkesinde buna benzer durumlar yaşanacaksa Türkiye için demiyorum Türkiye her zaman en stratejik şekilde e, keskin zekasıyla e, kendisini korumayı başaracaktır. Evet. Peki başka ekleyeceğimiz şeyler var mı? Burçlara geçmeden bu önce gökyüzünde bir uyarmanız gereken. Bir bakıyorum tamamen Hı -hı. E, bildirmişim buraları. Evet. Evet zaten söylediniz. Pülto Ko kova çağına geçti. Suikastlar evet. artıyor demiştiniz onu. Onları da hepsini gözlemledik. O zaman burçlardan şöyle uzun uzun başlayalım. O zaman başlayalım. Sonra yine Plüton bir kova'ya gelelim mi Nüferbah olursa? Olur. İsterseniz olur şimdi gelelim sonra hiç kesmeden burçlarla devam Öyle edelim. Öyle mi? Öyle mi yapalım? Şimdi Plüton'un kovada olmasıyla beraber teknolojik alanda, uzayla ilgili önemli gelişmelerin yaşandığını göreceğiz. Birçok tedavi yöntemi bulunacak hastalıklarla ilgili ve yeni ilaçların bulunmasını gündeme getirecek. Aynı zamanda kişisel haritalarımızda iyicil açılar alıyorsa Plüton önemli arkadaşlıkları ve iş bağlantılarını getirir. Aa, Kötücül bir açı ve sert açılara sahipse kişisel açıdan dışlanabiliriz, yalnızlığa mahkum edilebiliriz toplumda. Bunu da bir belirtmek istedim. Plüton büyük dönüşümlerin, değişimlerin, ölümün ve yeniden Doğuşun gezegenidir. Yeni başlangıçları oluştururken mevcut olan bir şeyleri de bozar ve yıkar. Bu dönem akıl ve zeka oldukça ön planda olacak. Bu olumlu yapıcı enerjisinden enerjisinin yanında yıkıcı bir enerji de tabii ki söz konusu olacak. Dünyada toplu ölümler, soykırımlar görebiliriz. Aman Bunun yanında görmeyiz. iyi anlamda icat edilen ...ilaçların, ilaçların, e, cihazların insanlığın kötülüğüne kullanılmak e, istendiğini... Bil, ...bunu üreten bilim adamlarının tehditle bu anlamda insanlığa zarar verebileceğini de görebiliriz. Ama büyük gelişmeler olacak çağ atlayacağız artık. Hı hı. Muazzam bir çağ atlayacağız. E, yapay zekanın artık etkilerini görüyoruz. Yani birçok e, hayatını terk etmiş önemli kişilerle irtibat kurularak bambaşka stratejik bilgiler bilim adamlarıyla bağlantılar kurularak hayatını kaybetmiş yapay zeka'nın bambaşka bir şekilde e, yeni keşiflerin bambaşka icatların e, ortaya çıkacağını da göreceğiz. Dediğim gibi şifa avcının kitabında bu dönemi alimlerin ve dahilerin düşmanların düşmanlarının artacağı bir zaman olarak belirtmiş, ee, yeni bulunan cihazların e, aynı zamanda birçok konuda da bizlere fayda sağlayacağının işaretini veriyor. Bütün insanların ırk, din, cinsiyet ve sosyal durumlarına bakılmaksızın aynı imkanlara ön yargısız bir şekilde kavuşma imkanına ...erişeceğinin de bilgisini ya, veriyor. En güzel e, belki de cümle bu. bu oldu. Böyle evet. de bitirelim inşallah sadece güzel olanları evet. çıksın, kötü olanlarını en hafif şekilde atlatıyor olalım. Gelelim haftanın burçlarına efendim. Yine evet. 12 burcumuz var. Ferdi Bey uzun uzun güzel güzel anlatıyor, detaylı detaylı. Yani aşkla ilgili neyi merak ediyorsanız bugün öğreneceksiniz. Parasal konuları öğreniriz, sağlıkla ilgili bir şeyler söyleriz, değil mi? Evet. Hepsini hazırladım. O zaman ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Herkes yakınlarına haber versin. Şu an ekranlarını açsınlar, bizleri izlesinler. Notlarını alsınlar. Kaçıranlar YouTube'dan tekrar evet, devamını... Beyaz TV'nin sayfasına evet. hemen yayın biter bitmez. Yani bir saat içinde aşağı yukarı her gün ekleniyor programımız. kaçırdığınızda da bakabilirsiniz. Hatta bazı izleyicilerimiz kendilerine böyle bir görev adletmişler. Ne sevindirici ki. E, burçların sa saniyelerini ve dakikalarını yazıyorlar. Evet, o da işte. çok, Şu ayrı dakikada, yemek. çok ayrı bir emek. Çok ayrı bir emek. Timecode tutmak biz televizyoncuların işe başladığındaki ilk görevidir. Stajyerken hepimizin time code almışlığı vardır. Yani nerede, hangi dakikada ne oluyor diye onu izleyicilerimiz bizim için yapıyorlar. Yani bu arada <laughs> biz onlara teşekkür edelim. Bu arada yeşilleri de giymiş. Hadi aşkla ilgili güzel şeyler söyleyelim o zaman. Hadi inşallah. Yani o... kalp çakrasının rengi ya yeşil. Pembe ve yeşil kalp çakrasıyla ilgili bir renktir. Öyle o yüzden mi? pembe ve yeşil olarak at ederler. Bu dönemde yeşile önem verin. Yeşil giymeye bu dönem Oldukça özen gösterin. Kadın ya da erkek. Erkekler yeşil tişörtleri te hı hı. tercih edebilirler. Yeşil şortları deniz kenarlarında. Yeşil terlikleri tercih edebilirler. Kadınlarsa bilhassa yeşile önem versinler bu dönem ha, bu giyinirken. Değil. Şimdi Hipnot. yükselen koç ve güneş burcu koç olanlar. Bu hafta ıvır zıvır işleri kafayı yormayı bırakıp bu gibi angarya konuların sorumluluklarını başkalarına yüklemeniz gerekiyor. Zihninizi başarınızı engelleyen düşüncelerden soyutlamanız gereken ve tamamen düşünce e, uzun süren e, uğraş yaratacak karmaşalardan kendinizi arındırmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Uzun süredir çabalarınızla vermiş olduğunuz mücadelelerinizin karşılığını hayatınızda alacaksınız bu iş hayatınız olabilir, özel hayatınız olabilir. Bu konularla ilgili bir karara varacağınız bir aşamadan geçiyorsunuz hafta boyunca. Gerçek dost ve arkadaşlarınızın değerini bilmeli ve onları kaybetmemelisiniz ve ilişkilerinizde sabırsızlığı bırakıp sabırlı olmayı öğrenmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Bu hafta hayatınızda uğradığınız Maddi başarısızlıkları bir kenara bırakma zamanı geldi. Çok çalışmanızın ve azminizin karşılığını hafta boyunca alacaksınız sevgili yükselen koçlar ve Güneş burcu Koç olanlar. Haftada bu hafta aşk hayatınızı tamamen yoluna koymanız gerektiği konusunda gökyüzü sizleri uyarıyor. Partnerinizle aranızda olan yanlış anlaşılmaları sakince konuşarak ...gidermeniz gerekiyor... ...lütfen galip geleceğim diye... ...keskin konuşmalar yapıp... ...daha kırıcı olmayın... olmayın. ...anlık zafer kazanır... ...sonrasında derin üstranlar ...yaşayabilirsiniz... ...yalnız olan koçların ise... ...aşk hayatları sağanak bir yağmurdan... ...farksız oluyor... ...yani nasibiniz açılıyor... ...çıkan fırsatlar arasında... ...en doğru kişiyi seçeceksiniz... ...siz yalnız olan yükselen koçlar... ...ve güneş burcu koçlar. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Oh, koç burcuna aşk hayatında ne güzel şeyler evet, söylediniz. Evet, çok güzel şeyler evet, darısı geldi. diğer burçların başına. Darısı. Bakalım öyle mi? Bakalım. bakalım. Hadi, Hadi o, o zaman, zaman öyle boğa mi? bakalım öyle mi mesela? Evet. Yükselen kova ve güneş burcu kovalar. Bu hafta boyunca... ...iştahınıza çok dikkat etmelisiniz. İştahınız aşırı açılabilir. Sizler bir çekirge sürüsü gibi... ...yemek yerken... ...yemek yemekten zevk alan bir... Burç ve kişilik olduğunuz için aşırı kilolarla da yoğun şekilde boğuşmak durumunda kalabilirsiniz ya da mideniz ya da kalbiniz biraz yorulabilir. Beslenmenize dikkat edin. Evet, evet. Değişimlerden hoşlanan bir burç değilsiniz. Tabiatınıza aykırı bir durum bu. Ama doğanın kanunlarında değişim var. Söz konusu sosyal ve iş ve özel hayatınızda da artık bu hafta önemli değişimler olacak. Bu hafta verimli olmayan Hiçbir proje ve iş üzerinde mesai harcamamanız gerekiyor. Parasal olarak hafta boyunca beklediğinizi alamayabilirsiniz ama yine e, durumu çok az bir açıkla kapatacaksınız. Büyük bir zarara uğramayacaksınız. Partnerinizle aranızda kışkırtmalardan kaçınmanız gerekiyor. Birbirinizden soğumamanız adına inatlaşma, gereksiz espri ya da durumlardan kaçış yaptığınız takdirde Partnerinizle aranızdaki kaos büyüyebilir. Oo, hafta boyunca lazım. aşırı hassas ve duygusal olacaksınız. Bu yüzden partnerinizin tamamen sizi anlamasını bekleyebilirsiniz. Ama siz de partnerinize gereken ilgiyi ve özeni gösterirseniz anlaşılacaksınız. <laughs> Harika valla. Maddi açıdan nasıl bu alan? Maddi açıdan hafta boyunca çok beklediklerini alamayacaklar bu hmm. hafta. Bir dahaki hafta onlar için daha şey olacak. Bu hafta biraz evet, stabil. Evet bu hafta biraz stabil. Hı -hı. Ama şöyle bir şey hiç kazanamamaktan iyidir. Gele, gelenle getirmek gerekiyor. Hı -hı. Yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler burada mısınız? Buradayız efendim. Siz buradasınız. Karşınızda oturuyoruz. Evet Ülker Batur burada. <laughs> Tüm yükselen ikizler, güneş burcu ikizler. Ay burcu ikizleri de istiyorum buraya. şu Aa, an. Onlar da dinlesinler. Onlar da dinlesinler. Yani ay burcu e, ne olursa olsun. Dinlensin. Ay burcunda da çok aynı diğer tabii, iki tabii. şeyi dinlediğimiz gibi tabii. dinlemeli miyiz? Dinlemeniz gerekiyor. Çünkü geçmişte yaptığınız hataları buluyorsunuz ay burcunuzda. Hmm. Edinmeniz gereken tecrübeyi buluyorsunuz. Sevgili yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler. Hafta boyunca içinizden gelen sesin samimiyetini duymalı... ...ve tamamen iç sesinize güvenmelisiniz. Gerçek ve içten dostluklar, arkadaşlıklar ve gerçek bir aşk sizler için her zaman önemli oldu. Sahte olan hiçbir şeye gelemiyorsunuz. Sahtelikler sizi alerji alerji yaptığı için rahatsızlanmanıza sebebiyet veriyor ve siz tamamen onları artık orijinali ve sahteyi ayırt edecek bir uzmanlıktasınız hayatınızda. Bu hafta iki yüzlülük ve sahteliklere hiç gelemeyeceksiniz. Size kimse numara yapamaz. Sizi yemeye çalışanın boğazında kalırsınız zekanızdan dolayı. <laughs> Karşı tarafın boğazından geçemezsiniz. Nefesi kesilir. Bu hafta gerçek dostlarla, arkadaşlıklarla, arkadaşlarla yapılacak etkinlikler oldukça aktif olacak. Yeni iş anlaşmaları var, sözleşmeler var. Kariyerle ilgili olmadık hamlelerin kapısını açıyorsunuz hayatınızda. İlişki hayatınızda hafta boyunca duygusal ve anlaşılmaya ...ihtiyaç duyacaksınız... Harika. ...evli olanlar... ...evliliklerindeki heyecanı ve aşkı... ...arttıracaklar... İlişkiniz durağan değil... ...değişken bir hal olacak hafta boyunca... ...monoton olmayacak yani... ...sürekli ilişkinizde bir heyecan... ...bir oyun oynama hali olacak... Ee, ...hafta boyunca... ...parasal olarak... ...tutumlu olduğunuz takdirde... ...cüzdanınız dolu olacaktır... ...para sizler için... ...olduktan sonra... ...önemli olmuyor... ...paraya düşkün değilsiniz... Kolay para harcamayı seviyorsunuz ama zora düşmemek adına ekonomik olarak planlı ve programlı hareket etmenizde yine de fayda görüyor olduğunu söylüyor Gökyüzü. Harika. Bence fena değil ikizler. İkizler çok açısından güzel geldi. Bu hafta evet. evet. Biraz paramızı tutumlu harcayacağız. onu anlıyorum. Harcamakta Fayda var. Evet. Ama insan da nasıl dursun? O kadar çok şey var ki görüyor evet, gerçekten. ki. insan çok uyarı an var. İmreniyor yani her şeyin bir çeşidini çıkarmışlar. Bir mağazaya gidiyorsunuz. Gülfer Hanım bunun şu rengi de var, şu modeli evet. de var. Sizi almaya Pazarlama ikna ediyor. Pazarlama teknikleri de çok gelişti gerçekten. Ama yani. nasıl işliyor beyni? Evet, evet. Bir de bulamıyor. Sonra sizi korkutuyorlar. Bedenini de sonra bir daha bulamazsınız. <laughs> yani nasıl bir taktik uyguluyorlar? O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Sevgili yükselen yengeç ve güneş burcu yengeçler, benim en sevdiğim Burç benim de burcum aynı zamanda hafta boyunca hem ekonomik hem de özel hayatınızda dalgalanmalar olsa da bu durum endişeye kapılıp karamsarlığa gömülme, gömülmenize sebebiyet vermesin tamamen geçici bir durum yaşayacaksınız. Siz vermiş olduğunuz tüm emeklerin karşılığını her zamanki gibi alacaksınız. Bolluk ve bereket sizin diğer adınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yine ilgi odağı olacaksınız. Her zamanki gibi başarınızdan ve isminizden söz ettirerek etrafı titretecek ve en çok aranan ve istenen İsim olacaksınız, ee, olacağınız bir zamandasınız. Arkadaş toplantıları, iş toplantıları, sezgilerinizin, spiritüel yeteneklerinizin, mesaj veren rüyalarınızın artacağı bir haftadasınız. Sezgilerinize ve rüyalarınıza bu hafta boyunca güvenin, ilişkinizi dış tehditlerden korumak adına tüm koruyucu içgüdülerinizi ilişkiye yönlendireceksiniz ve bunun sonucunda ilişkinizdeki huzuru koruyacaksınız. Aşk sizler için oldukça önemli. Yaptığınız fedakarlıklar boşa gitmeyecek diyor. İş hayatınızda soğukkanlı hareket etmeli. Verdiğiniz kararları kimse önceden sezemediği için her zamanki gibi uyguladığınız stratejik yöntemlerden dolayı ve sorumluluğunuzu bildiğinizden dolayı büyük başarılar elde edeceksiniz. Gerçekten adımlarınızı kimse kestiremiyor. Nerede ne yapacağınızı kimse bilemiyor. Evet yengeci de anlattık hemen devam edelim sıradaki burçla S e, sevgili yükselen aslan ve güneş burcu aslan olanlar hafta boyunca motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız çünkü aklınıza gelen yeni fikirleri nasıl kazanca dönüştüreceğinizi gözle görülür bir hale ne şekilde getireceğinizi tamamen planlayacaksınız kötü ve art niyetli tüm kişileri eleyeceksiniz hayatınızda. Hmm. Yalnız olanlara ret edilemez etki gücüne sahip bir partner geliyor. Yalnız olan aslanlar. Gözünüz Tatlanım aydın. <laughs> i̇lişkisi olanların, var. evet, ilişkisi olanların kendilerini hafta boyunca dürüst bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Can yoldaşınız ile beraber birbirinize açık olduğunuz sürece her şey yolunda olacaktır. Parasal olarak lükse bolluğa kavuşmak adına önemli proje ve teklifler gelebilir önünüze. Beğenmediğiniz, kafanıza yatmayan işlerden uzak durun, olumsuz yönde etkilenmemek adına sevdiğiniz işlerle uğraştığınız sürece başarılı olacaksınız. Çünkü sizler değmeyen hiçbir şeye vakit ayırdığınız takdirde Gardınız gidiyor hı hı. sizin. Lutsuz Enerjiniz gidiyor direkt. Evet, yani öyle. huzurunuz kaçıyor. Ben bunu nasıl yaptım diyorsunuz. Nasıl düşünemedim. Ne kadar iyi niyetimin kurbanı oldum diyorsunuz. Bunu yapmayın aslanlar. Çünkü dengeleriniz bozuluyor. Hı hı. Elinizdekileri göremiyorsunuz. Ve geldik sevgili yükselen Başak ve güneş burcu Başak olanlar. Sizlerden çektiğimi kimseden çekmiyorum. Hep dertlisiniz. <laughs> Ayaklarınızın. Hafta boyunca yere sımsıkı basması gereken bir haftadasınız. Özel hayatınızdaki ve iş hayatınızdaki durumlar, kardeşler, aile ve dostlarla olan sorunlarınızı çözmek adına duruşunuzdan ve kendinizden ödün vermemeniz gerekiyor değerlerinizden. Sizi siz yapan değerlerinizden ödün vermeden çözmeniz gerekiyor bu durumları. İş dünyanızda Kendinizle savaşmayı bırakıp asıl sorunlarınızı çözmeniz lazım bu hafta. İş hayatınızdaki tertip ve düzen ve organize olmanızla beraber hafta boyunca yeteneklerinizi göstereceğiniz için o yetenekleri sergileyeceğinizden dolayı e, kaçınılmaz başarılar elde edecek ve etrafınızın ve iş arkadaşlarınızın ve rakiplerinizin gerekli takdir ve saygısını kazanacaksınız. Hadi Rakipleriniz bile çeketilikleyecek karşınızda. Hafta boyunca özel hayatınızda tutucu olmamalısınız. Bir sorunla karşılaştığınızda sorunları ertelemek yerine karşılıklı oturup sakin bir şekilde konuşup çözüme gitmeniz gerekiyor. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Böylece sorunlar büyümeden çözülür. Evet ama Başak Burçları aslında dertlerini de anlatan insanlar. Anlatan yani insanlar. An, hani beğenmediği bir şey olduğunda kendi eşimden, annemden biliyorum. Söylüyor yani ne olduğunu ama çözebilmek adına. Ama yerini biliyor. Evet. Yerini biliyor. Kesinlikle. Mesela bazı kesinlikle. vardır sizi ulu orta konuşur. Hı hı. Sizi rencide edici bir... Olur yani düşünsenize. Biriyle bir sorun yaşıyorsunuz. Ulu orta onu birisi, partneriniz tabii, konuşuyor. Tabii. Benim ama de Başak kesinlikle bunu o. yapmaz. Evet. Başak direkt... Bunu birebir yalnız kalmaya, evde kimsenin olmamasına, hı hı. evde hiçbir şik kimsenin olmamasına ya da arabasının içinde konuşmayı tercih eder, doğru, sakin doğru. bir yerde çünkü duygularını ulu orta ya da rahatsızlığını ulu orta göstermez. İnanılmaz profesyonel. Evet. Ve kültürlüler. <laughs> Kesinlikle. Evet. Reklamımız var mı? Biraz daha vaktimiz tamam. var. Yükselen terazi ve güneş burcu terazi olanlar hafta boyunca uyum ve dengeyi yakaladığınızda hayat ile uyum içinde olacaksınız. Sükunet ve sakinlik, tartışma ve çatışmalardan uzak kalmak çok önemli olacak. Hobiler, sanatsal etkinlikler, spor gündeminizde olacak. Yeni yeteneklerinizi çevrenizdekilere gösterip marifetlerinizle Böyle bir göz kamaştıracaksınız gerçekten partnerinize ilginiz hafta boyunca yoğun olmalı partneriniz ve kendinizin hayal kırıklığı yaşamaması için gereken vakiti birbirinize ayırmalısınız İş hayatınız bayağı bir yoğun demek ki fırtınalı ağır buğranlı zamanları bırakmak açısından fırsat veren bir hafta ilişkinizle ilgili durağın giden. Mali durumunuzu bırakıp mali konuları bırakıp ummadığınız yerlerden gelecek olan kazanç ve olumlu gelişmelere hazır olun. Zor ve ağır olan bir çalışma hayatınız varsa onu da bir düzene oturtacaksınız Hadi. bu hafta. Hadi, i̇nşallah. Yükselen Akrep ve Güneş burcu Akrep olanlar. Hafta boyunca duygularınızın kontrolünü kaybetmemelisiniz. Kendinizi zehirli düşüncelerden Uzaklaştırmanız gerekiyor, olumlu düşüncelere yönelmeli ve sizi motive eden uğraş ve hobiler edinmeniz yararına olacaktır. Gerçekten bir uğraş edinin, yani dolu insan işiyle boş insan başkalarıyla uğraşıyor. Yani kafanızı <laughs> meşgul edecek bir şeyler olsun ki karamsarlığa da kapılmayın diyorum size. Bunu belirteyim. Hayatınızı öyle sağlam temellere üzerine kurun ki. Önemli başarı ve zaferler elde edin. Yenilgi ve yıkımlar da tabii ki olacak ama yeni bakış açıları edinmenizi ve kazanmanızı sağlayacak. Yeni sayfalar açarken hafta boyunca ilişkinizi kontrolünüzde tutmak isteyebilirsiniz. Bu krizlere sebebiyet verebilir, mevcut sorunların büyümesine ve ayrılıklara sebebiyet verebilir. Aman, Uçacak kuşu zorla elde tutamazsınız. Biraz bırakın karşınızdaki nefes alsın. Evet çok doğru. İş Gidiyorsa hayatınızda da zaten gitsin evet, değil mi? Evet. İş hayatınızda önderlik yapacağınız bir haftadasınız. İşteki tüm sorun ve eksikleri giderecek bol sürprizli parasal olarak kazançlı bir hafta bekliyor sizleri. Harika. Devam edelim. Devam ediyorum. Sevgili yükselen yay ve güneş burcu yay olanlar hafta boyunca yeni ve çok yeni konulara açık olacağınız bir hafta birçok ee, yarım ve geçmişte bıraktığınız konularla yüzleşeceksiniz. Değişimlerin ve yeni gelişmelerin olacağı bir haftadasınız. İlişkinizde daha derin birbirinizin yönlerini araştırıp tanıyıp değerlendireceğiniz bir haftadan geçeceksiniz. Partnerinizle spor veya yürüyüşlere çıkmak isteyebilirsiniz. Ara ara ufak tefek duygusal sorunlar yaşasanız da partnerinizle mantığınızı yitirmediğiniz sürece büyük bir sorun dönüşmeyecek aranızdaki tartışma ya da didişmeler. Bu hafta iş hayatınızda bir takım sorunlar çıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ee, açık fikirli olduğunuz sürece sorunları atlatıp çözüme kavuşacaksınız. Evet. Evet, karma astrolog Ferdi Bozduman'la burçlarda kalmıştık efendim. Oğlak burcundaydık tam. O zaman devam edelim. Evet. Sevgili yükselen Oğlak ve Güneş burcu Oğlaklar, bakalım hafta sizi hangi konularda uyarıyor? Hafta boyunca içinde bulunduğunuz duygusal savaş ve anlaşmazlıkları bir çözüme kavuşturmak adına mücadele edeceksiniz. Bu hem kendinizin hem de hem de etrafınızdaki kişilerin çöküşün çöküntü yaşamasını durduracaktır öncelikle. Kendinizi içinde bulunduğunuz hapishaneden serbest bırakarak özgürlüğe doğru bu hafta yürüyorsunuz emin adımlarla birçok düşünce ve kalıptan ...çıkartacaksınız kendinizi. Bu hafta boyunca... ...ilişkilerinizdeki olumsuz gelişmeleri... ...aşmak için... ...partnerinizle ilgili... ...gerekenleri yapacaksınız. Sorunlu bir ayrılık aşaması içindeyseniz... ...avukatınız, psikiyatristiniz... ...olabilir. Bunlarla görüşüp bir fikir almanız... ...gerekebilir. Eleştirilerden... ...kaçmayın. Eleştiriye... ...açık olun. Bu sizin... ...görmezden geldiğiniz açıkları kapamanızı sağlayacaktır. Hafta boyunca iş hayatınızda vaktinizi verimli kullandığınız için başarılı olacaksınız ve güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Çalışmanıza ve yardımlarını, yardımlarınız sonucunda da aldığınız yardımlar ve ekip arkadaşlarınızla bulunduğunuz yardımlardan dolayı da değeriniz oldukça artacak. Harika tamam. Evet. Devam edelim Şimdi o zaman. Şimdi olarak Balıkla. da güzel fırsatlar var aslında. Oh, Yükselen kova ve güneş burcu kova olanlar yeni seyahat ve toplantılar hafta boyunca gündeminizde olacaktır. Kişisel alanlarınızdan ve özgürlüğünüzden ödün vermeyeceksiniz. Hiç göremediğiniz tanımadığınız yerleri ziyaret edebilirsiniz. Uzun yıllardır görmediğiniz arkadaş ve dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Partnerinizle dostluğunuzun artması onun size anlaması aşkınızın daha da büyümesini sağlayacaktır kovalar için aşkın en önemli noktası beraber olduğu insanın onun en yakın dostu gibi olmasını bekler evet. sırdaşı aslında gibi olmasını öyle bekler olması aslında lazım herkes evet. böyle olmalı en, e, entelektüel sohbetler oldukça fazla olacak ilişkinizde bu hafta boyunca anlayış ve esneklik ön planda olacak partnerinizle aranızda hafta boyunca yani bayağı gergin enerjiler yok. iyisiniz Aha, harika. Hafta boyunca gelelim parasal olarak neler var. Hı hı. Elinize geçecek olan parayı planlı programlı doğru kullandığınız takdirde parasal olarak tasarruf yapabilirsiniz. yapabilirsiniz ve iş hayatınızdaki zorlukları da kolaylıkla aşabileceksiniz diyor. Hı, hı ve balığa geldik. Evet. Ama balığı şöyle uzun ve detaylı anlatalım. En çok tamam. eleştiriyi balık burcu ile ilgili alıyoruz. Evet. Belki de sona kadar balık burcunun sabrı kalmıyor haklı olarak. Hep sona <laughs> kalan burç olduğu için ona bugün ekstradan Tamam. Ben bir balıkları özen çok seviyorum lütfen. Zaten benim dayım balık. <laughs> benim de babam. <laughs> evet. Yani ben yengeç yükselen akrep ay balığı. <laughs> su tamamen böyle. Şimdi hafta boyunca gerçek duygularınızı göstereceksiniz. Yani bu zamana kadar kendinizi ifade edemediğiniz, zorlandığınız, saklamak yerine o duyguları tamamen onları açıkça gösterip anlaşılmayı bekleyeceksiniz. Ben bu zamana kadar bu fedakarlıkları yaptım, bu fedakarlıklarla beraber kendimden ödüm verdim, karşılığını alamadım ama ben artık bunun böyle böyle olmasını istiyorum. Ben bu konuda yoruluyorum, yıpranıyorum ve gerçekten... Artık sinir sistemim çöktü. Sinir sistemimden dolayı baş edemiyorum. Bu krizi yönetemiyorum. Ben her şeyi toparlayıcı olmaktan bıktım diyeceksiniz ve hakkınızı talep edeceksiniz hı hı. ve net konuşmalar yapacaksınız. İlişkide kararsızlık yaşamanız partnerinizin kafasının karışmasına sebebiyet verebilir. Size sınır koymasını sağlayabilir partnerinizin. Özel hayatınızdaki gelgitleri bırakmalı bir ilişki hayatında da aşk hayatında da ne beklediğinizi açıkça dile getirmeniz lazım. Zira o ilişkiyi elde edene kadar ikna kabiliyetiniz çok yüksek oluyor sonuçta. Sevgili balıklar bunu unutmamak gerekiyor. Hafta boyunca ekonomik olarak aldığınız olumlu desteklerden dolayı iş hayatınızda önemli kazanç ve fırsatlar elde edeceksiniz. Bu kazanç ve fırsatları bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama altına, gümüşe, dövize, kendinize göre sepetlere e, böleceksiniz. Kazancınızı çoğaltacaksınız. Yalnız olan balık burçları ise çevrelerine dikkatli gözlerle baksınlar. Arkadaş veya dost gözüyle baktıkları kişilerin Onlara karşı büyük hisleri ve duyguları, Oo. kara sevdaları olabilir diyor. Şu havada aşk var. Ee... Evet, havada aşk kokusu. Evet, ekranımızda şu anda <laughs> yazıyor. Bunun anlamı bu herhalde değil bu mi? Bu oluyor, evet. Hiç ummadığınız, yani arkadaşım var. diye baktığınız birisi bir anda evet, aslında kara sevda, bambaşka best, bakıyor olabilir size. E, Besliyor, olabilir. E, balıkları uğurlarken şunu da belirtmem lazım. Aklımdan gitti e, öncelikle. E, Algölden dolayı, e, bu Mars Uranüs kavuşumundan dolayı e, bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama ekonomide acayip böyle çalkantılar olabilir. Aa. Bazı şirketlerin ciroları düşebilir, bazı şirketlerin yükselebilir. Altın ve dövizde de yükselmeler gündeme hmm. gelebilir. Bunu da bir ...unutmamak gerekiyor. Evet, yatırım tavsiyesi değil tabii ki sevgili evet, izleyenler... ...ama gökyüzünün yatırım tavsiyesi göstergeleri değil. bu yönde. Evet, e, hiçbir zaman aslında. yatırım tavsiyesi değil. Evet, şöyle bugün minik minik... E, ...burçların karakteristik özelliklerine de bakalım mı... ...süremize ki. El verdiğince. Tabii Mesela ki. bu sefer balıktan başlayalım. Balık Hadi burcunun balıktan başlayalım. Karakteristik Tersten gidelim o zaman. Hızlı hızlı, çünkü 5 evet, dakikamız tamam. var. Böyle en önemli evet. özelliklerine. Evet, evet, hadi bakalım. Balık burcunun hiçbir stratejisi yoktur... ...fiziksel yakınlıktan çok... ...hislerini kullanarak plan yapabilir. Çünkü onun... ...inandırma yeteneği çok gelişmiştir. Ve sevgili kovaların... ...yardımseverliği, sorun çözmesi... ...ve inatçılığı ile... ...manipüle edebilir. Çünkü o çok zekidir kovalar. Oğlak Burcu kendini görünmez... ...ve hissetilmez yaparak... ...sabrı ile çatlatabilir sizi. Çünkü o çok... ...plancıdır. Hı hı... Yay burçları özgürlüğünü ve uzaklaşma potansiyelini kullanabilir çünkü o heyecanlı ve aşırı pratiktir. Akrep burcu hiçliği cazibe şekline dönüştürebilir çünkü o olağanüstü gizem ve çekiciliğe sahiptir. Hmm. Terazi herkesle. burcu herkesle uyumlu olup kendi saygı çemberini örerek diğerleri ile inceden dalga geçme potansiyeli olabilir çünkü o çok naiftir ve özeldir. O dalgayı da böyle vurmadan, hani de, rencide etmeden yapar. Başak burçları gelecek korkusu ve endişesini hafifletmek için sistematik bir bilgi akışı ve sağlama çabasında olabilir. Çünkü o çok çalışkandır. Aslan burcu kendi alanında kendi faydasına olacak zayıflıkları fark eder ve bunu fırsata çevirirler. Çünkü o doğuştan sanatçıdır. E, Yengeç burcu kendini zayıf göstermeme çabası içinde olur. Ailesine tutunabilir. Çünkü onlar çok duygusaldır. İkizler Burcu umursamaz tavırla sen de kimsin durumuna geçebilirler. Çünkü o hareketli ve değişkendir. Boğa Burcu hayata tutunma konusunda bir numaradır. Çünkü o keskin düzeyde maddi zekaya sahiptir. Koç Burcu en güçlü alanından Karşısındakinin en zayıf alanına saldırabilir. Zayıf yönünü göstermek istemez. Çünkü o savaşçı ruhludur. Çok güçlüdür. Oh, süper. Evet. ne güzel anlattınız. Evet. Hepsinin böyle en en ama ikizler gene çok değişkendir falan dedik ama bu birazcık yanlış. Değişken? Şöyle bir şey, değişkenliği şu. Kafasında ona bir şey hizmet etmiyorsa oradaki durumu dönüştürmesi gerekiyor. Bakın, ikizler burcu bugün benim doğum günüm aynı zamanda nülüfer. Aa, 15 Temmuz. Tabii onu da bir belirteyim. Hani her zaman adil yorumlar yapıyorum. bu yaşıma kadar da adil oldum. İkizler burcunun Değişkenliği bir şey size hizmet etmiyorsa, sizinle devrin tamamlamışsa havanın kokusunu, ortamı çok iyi kokladığı için ona hizmet eden durumu ve enerjiyi çeker, etrafına getirir. Bunu eşi içinde yapar, arkadaşları içinde yapar, kardeşi içinde yapar, işiyle de ilgili yapar. Yani bunu yapmak durumunda. E, bakın medyada ya da Televizyonda neden sürekli bir değişim havası var? Hı hı. Çünkü medya sektörünü temsil eder ikizler ve terazi. Hava grupları. Hı hı. Bakın medyayı yönetir. O yüzden sürekli bir böyle... E, bugün... Galiba Acun Ilıcalı da ikizler Burcu. Hiç, Hiç bakmadım. Arkadaşlar bir teyit ama medya deyince evet. Evet sevgilerimiz bayağı da başarılı işler çıkartıyor. Evet, o yüzden söyledim. Yani çok iyi ve, bir örnek olduğu yani, için. Medyanın e, kokusunu alır bunlar. Hı hı. İş hayatında ne gider ne gitmez ya da bir ilişkide ne hizmet ediyor ne etmiyor onu belirler. Evet. Size, Nülüfer Batur'a, Sercan Kahveci'ye, Kübra Hanım'a tüm ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeliz Tercanlı'ya sevgilerimi sunuyorum. Evet, Aslanıma... İnşallah hanıma. bu yıl size ve bundan sonraki bütün yıllar çok güzel şeyler getirsin Ferdi Bey. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Evet bir de kartınız var. <laughs> evet mesajım mı var? Evet gerçekten Evet. Yüreği gönlü güzel insan, o kalbinin güzelliğiyle nice insanlara şifa oldun, ışık oldun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yaşların olsun. Sevgiler Utku Var ve Nuran Bekar. Teşekkür ederim. Evet. Var olun. Tekrar doğum günü kutluyorum. Biz çok de bugünlük size teşekkür Pasta ediyoruz. Da çok i̇nşallah. Güzel. Evet, evet Vallahi inşallah. çıkışı hep birlikte onda yeriz afiyetle. Evet. Çok Gitmiyorum, teşekkür ediyorum. Tabii evet evet. Evet ve Beyhan Ateşoğlu stüdyomuza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Nilüfer Hanımcığım. Nasılsınız? Çok iyiyim siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok böyle özellikle hanımların sevdiği konulardan konuşacağız şimdi. Dudak renklendirme. Ee, ben de denemişliğim var bu arada. O yüzden konuya da hakimim aslında çok yaşamış yıpa. biri olarak. Ee, hemen ben gençleştirme de var çünkü. Dudak renklendirme, dudak gençleştirme. Önce farkını sorarak başlayayım. Şimdi aslında burada amacımız ikisinde de simetriyi e, yakalamak olmuş oluyor. Dudak gençleştirme demek ne demek? E, ciltte pigment kaybı olan kişilerde ırsi morluk olan ya da tütün kullanımından dolayı dudakta morluk varsa biz burada gençleştirme olarak hı hı. ele almış oluyoruz işlemi. Hedefimiz simetriyi yakalamak, eksik olan pigmenti. Tamamlamak olmuş hı hı. oluyor. Ee, dudak renklendirmede de kişinin dudak rengi çok soft diyelim ya da renkli bir dudakla gezmek istiyor kişi. Yani aslında kullanılan pigmentler ya da e, yapılan teknik aynı ama hedef noktamız farklı olduğu için karışımlar vesaire yapmış oluyoruz genişleştirme işleminde. Evet, tabii çok da renk seçeneği var evet. değil mi? Şeftali var, pembe sevenler, biraz daha böyle kiraz rengi sevenler. Ama işte herkese her renk uymuyor. Nasıl hı hı. hiçbirimize yeşil mesela? Evet, ben de çok seviyorum, yakıştırıyorum. Hı hı. Lakin bir mavi tonunu aslında beyaz sen ve, ve sarışınım. Olmuyor. Tenime uymuyor. Dudak renklendirmede de keza hı hı. aynı. Ee, çok fazla seçenek var. Kartelalarımız var. Ee, var olanın dışında bile renk karıştırıyoruz biz. Ee, Orada kişinin beklentisini din, dinliyoruz. Lakin uygun olan yani bu işi çok fazla yaptığımız için uygun pigmente biz danışanımızla birlikte yolcuyla birlikte çıkıyoruz. Yani birlikte karar vermiş evet, oluyoruz. Tek uygulamada mı yapılıyor yoksa ee, birkaç uygulama mı gerekiyor? yapıyoruz. Hı. Kişi şehir dışında ya da yurt dışında yaşamıyorsa renk sabitleyici kullanmıyoruz. Kesinlikle bir ay sonrasında kontrole çağırıyoruz misafirimizi. E, rütüş işlemi diye adlandırmış oluyoruz. Burada bizim bir ay sonrasında ilk işlemde yüzde rengin oturmuş oluyor. Kişi de genelde soft bir uygulama bekliyor Aman renkli olmasın bilmiyor evet. çünkü. Evet evet. <laughs> İşlemi ne kadar konforlu olacağını bilmiyor, ömrü uzun olsun diye. Daha canlı bir renge geçmek istiyor bir ay sonra Hı -hı. rütüşte. Rütüşte o yüzde onluk payı yapmış oluyoruz. Almayan noktalar varsa bunu tamamlamış oluyoruz. Hı -hı. Ya da kişi fazla not natürel oldu ben bunu en az 3 yıl kullanacağım zaten biraz daha renkliye geçeyim kısmında ne yapıyoruz? Rengi daha da canlandırmış oluyoruz. E, o noktada danışan kişi de kendini daha iyi ifade etmiş oluyor. Kullandığı hı -hı, için bir hı -hı. ay boyunca bu şekilde Aslında bir ay arayla Aslında birazcık e, cümlenizin içinde cevabı da verdiniz ama tekrar sormak istiyorum. Hı -hı. Ne kadar süreyle o yapılan renklendirme devam ediyor? Renklendirme kişide çok büyük e, renk kaybı yoksa eğer yani normal kaliteli bir dudak. Evet sadece renk istiyorsa sadece renklendirme 3 ila 5 yıl il arasında ömrü var. Kişide eğer gençleştirme de yapıyorsak biz muhakkak 2 yıl sonrasında ...tekrar bir seans daha düzenlemek daha sağlıklı olmuş oluyor. 2 ila 3 yıl, 3 ila 5 yıl arasında. Evet peki ne kadar süre sonra iyileşiyorsunuz? Çünkü belli bir kabuklanma İşlemini oluyor. Ben yapsık. de süreci yaşadım. Bugün size içer. bir dudak <laughs> renklendirme yaptık diyelim. Ee, i̇lk 4 ila 6 saat arasında ödem oluyor. Çünkü milim milim işlemiş oluyoruz. <laughs> Ciddi bir işçilik yapıyoruz. Bu ödem olması da normal. Ee, 3 gün dudakta e, pigment canlı sanki bir ruj kıvamında belirgin bir şekilde... Duruyor. Hı hı. Üçüncü gün dördüncü güne doğru hafif pullanma başlıyor. Bol bol nemlendirin diyoruz. Yani dördüncü beşinci gün arasında evet o renk ortaya çıkmış oluyor ama asıl Görmek istediğimiz renk 15. günle 30. gün arasında. Herhangi bir yap, e, yaralanma kesinlikle olmuyor. Hı hı. Bu çok çıkartıyorsa eğer danışan başta belirtirse eczacısından çok rahatlıkla ulaşabileceği. Önleyici e, bir. E, tabii evet. ki tabii ki reçetesi satılan bir ilacı ya da kremi kullanabiliyor. Konforlu bir işlem. Kesinlikle bence e, hani 18-80 yaş arasında herkesin yaptırabileceği bir uygulama. Evet e, ne kadar sürüyor yapma süresi? E, dudak renklendirme dudağınızın genişliğine göre değişiyor. Hı, tabii o da önemli. Dudakta e, dolgu işlemi ya da yorunuk işlem hı hı. herhangi bir şey varsa bu da etkiliyor tabii ki. En düşük süre 45 dakika, en maksimum çalışma saatimizde 2 saate yakın sürebilir. O zaman dudakta... Tasarım da yapıyoruz bu arada. Tabii, ölçülüyor, ee, biçiliyor tabii. tabii. Aynen, M noktalarını ölçüyoruz. Ee, sağla sol arasında asimetri varsa bunu düzeltmesini yapıyoruz. O genelde yapıyoruz. de oluyor herkeste, Herkes benim de, de oluyor. var çünkü. Milim, oluyor, evet. milim nüansla çıkabiliyoruz. Çok Hı -hı. fazla dudağın dışına çıkma taraftarı asla evet. değiliz. Çünkü bir şey yemişsin, Hı -hı. bulaşmış gibi yani bir tabii, yemek tabii. kalıntısı Aynen. ya da bir ketçap kalıntısı gibi oluyor. Bu hoş da olmuyor. Yani sanki dudak kalemi sürmüş ama atmış gibi duruyor dudağın fazla dışına çıkıldığında. O yüzden baştan sonra bence danışanların gerçekten uzmanına güvenerek teslim oluyorlarsa baştan sonra doğru uzmanı tercih edip, sonuna çok, kadar çok da yani bizim şey, dediğimize itaat etmelerini de Peki, rica ediyoruz. Peki dudak dolgusu yaptırmış olanlar uygulayabiliyor mu? Evet uyguluyoruz. Dudak dolgusundan en erken iki hafta sonra yapalım diyoruz. Hı -hı. Aslında doğrusu hiç dolgu işlemine girmeden önden bir dudağa renk verip hacimi daha sonra vermek daha sağlıklı tabii. oluyor. Bu noktada hekimler de daha iyi işçiliğini Hı -hı. yani ust, hani ustalığını sergileyebilmiş oluyor. Çünkü renkli ve hattı belli olan bir dudağa hyaluronik eklendiğinde inanılmaz güzel oluyor. Hatta e, geçtiğimiz aylarda yine aynı kanaldaydım ben. Eee Sunucu Efendi sildirdi dudağımı. Altta benim de renklendirmem var. Yani fırçsız bile hani ekranda yayının şey, no sonuna evet, doğru sile. belki yine yaparız. Döntülüyle Olur mu? Belki sileceğim. hani şimdi istemezsiniz silmek ama. Evet devamında tabii ki silebilirim. E, çok güzel. Kesinlikle hı hı. ben tavsiye ediyorum. Ee, üzerine ruj Konfor sürülebiliyor bana. mu? Kesinlikle sürülebiliyor. Alttaki rengim benim e, güzel bir pembe. Doğal bir pembe. Ama ağız olduğu gibi ortada. Hı hı. Şu an daha nut bir ruj sürdük. Hı hı. Üzerimdeki kostümü uysun diye. Soğuk hı hı. bir renk sürdük. Hı hı. Evet sürebiliyoruz. Evet aslında ben bildiğim soruları soruyorum. Çünkü <laughs> ben de dediğim gibi hani benim de var altında. Şimdi üzerine Hı -hı. ruj sürebiliyorum. Bir de insanın kıyafetine göre de rengini değiştirmek kesinlikle istiyorum. Şefzali tonunda yaptırmıştım ben de. Hı -hı. Hani daha pembeleştirmek veya kırmızı tonlarında da sürmek istediğimde. Her istediğim rengi istediğim sürebiliyoruz de. ya da daha soft hale getirebiliyoruz. İstediğimizi yapabiliyoruz. Benim mesela dediğiniz gibi hiç hayatımda tütün ürünü kullanmamış olmama rağmen hatlarımda böyle bazı yerlerinde renk, renk eksiklikleri oldu. O da aslında uçuk evet. problemimiz varsa bunu olabiliyor vücudumuzdaki işte e, vitamin mineral eksiltliğinden olabiliyor çok fazla güneşlenen bir hanımsanız hı hı. eğer e, cildimizin atmasıyla ile olabiliyor yani birçok çoklu faktörden dolayı e, yaş aldıkça Keza hı hı. yine aynı şekilde ben, vücudumuzdaki renk pigmentler Renk vermesinden ziyade o çerçevenin değişiyor. yeniden belirlenmiş olmasından çok mutlu olmuştum. İşte bu mesela. gençleştirme evet. oluyor. Bu gençleştirme hı. yani var olan alanı daha kaliteli hale getirme olmuş oluyor. Evet tabii ki dudaklara bu işlemler e, yapılıyor. Ha, bir de şunu da sorayım. E, kaşlara geçecektim ama yaz döneminde yapılabilir, yapılamaz gibi estetikle ilgili herkesin evet. merak evet. ettiği Bizim bir en soru var. Bizim en çok onu da işlem sorayım. yaptığımız mevsim bu ay, Temmuz hı. ayı. Temmuz ayında çok fazla yapıyoruz. Sebebi de e, işte çok nemli şu anda İstanbul'da yani <laughs> cumartesi günü 68 santigrat dereceydi ee, şu an çok nemli bir ruj bile sürmüyoruz aslında hiç kimse BBC'si kullanmıyor sadece güneş koruyucumuzu sürüyoruz ruj sürsek bile dağılma durumu aynen, olduğundan aynen. dolayı terden ee, şu anda inanılmaz etkileşim olmuş oluyor ben de hiçbir şekilde makyaj yapmıyorum genelde makyaj yapmam zaten o soft görüntü o kadar güzel ki e, siz beni gördünüz diyelim ya da bir arkadaş hı hı. bir arkadaşı gördü aa makyajın çok iyi ya da çok doğal duruyor evet. çok doğal duruyor yani rujdan ya da kalemden çok daha sağlıklı duran teninle uyum içerisinde hı hı. hani doğal yanaklarımız pembe oluyor mesela ya da diş yapımız beyaz oluyor yani öyle. doğallığı temsil eden bir uygulama diyorum. Evet biraz bunu yaparken doğallığı da zaten tercih etmek lazım. Kesinlikle yani çok koyu tonlara tabii ki herkesin zevki birinci belki diye de bir laf var ama <laughs> e, pişman olmamak için koyulaştırmak istemeniz kolay bir şey ama Açmak bir tık daha zor. Kesinlikle. Belki Biz ona biraz dikkat çalışırız. etmek İlk lazım. İlk ay naturalden yanayız. Bir ay sonra kişi eminse aynı tonun 3 ton koyusunu girebiliyoruz. Ama hiçbir zaman için Hı -hı. benim e, renk kalite, e, kartelamda ya da bakış açımda inanılmaz yoğun bordoya kaçan bir Hı -hı. renk ya da gerçekten bir toprak tonu, gerçekten bir nutu hiçbir hanıma çalışmak istemiyorum. Evet yine kaş renklendirme ve kıl tekniği dediğimiz yöntem var. Mikroblading deniliyor evet. galiba diğer bir adıyla da. Onu da birazcık sormak istiyorum. Mikroblading işlemi e, uygulayıcılarının kesinlikle Hı -hı. sertifikası olması gerekiyor. Bence yapan kişinin cilt uzmanı da olması gerekiyor Hı -hı. aynı zamanda. zamanda e, Cildin kalitesini yani baskı ayarımızı e, Tanımak gerekiyor. Çünkü tekniği ona göre belirlemek gerekiyor. Hı hı. E, danışan olarak siz geldiğinizde e, cilt yapınızı benim bilmem lazım. Yani yapacak kişinin bilmesi hı hı. lazım ki tekniği ya da boya karışımını her şeyini bütünsel anlamda karşı tarafın memnuniyeti için cildi tanıyan Tanıyor kişinin birincisi lazım. olması Doğru. lazım. Mikroblading de yapsa, pudralama da yapsa ya da bir tasarımda cilde dokunuyorsa bir insanın en değerli e, noktası yani hem hı hı. tenimize değen evet. her an için aynaya bakıyoruz. Bir kadının hayatına değer kişinin cilt bilgisinde olması gerekiyor. Burada mikroblading işlemi bizlerin uzmanların yapabildiği mikro iğneler yardımıyla e, kaşa hiç e, kişinin kılı olmasa dahi bir önce tasarım yaparak altın oran dediğimiz sağla sol arasında simetriyi en yakın hale Getirerek altın oran ön prova çizimle silinebilir kalemle yapıp arkasından da kök boyaların kişinin kılına ya da kılı yoksa ter evet. rengine uygun olan pigment karışımını yapıp en doğal şekilde gerçekten kıla benzeyen efektlerle o tasarımı hayata geçirme işlemine evet. Yani hakikaten burada çok uzman e, olan kişileri araştırmak çok çok Kesinlikle. önemli. Çünkü ifadenizi çok değiştiren bir şey e, kaş. E, yapıldıktan sonra uzun süre sizinle yaşayacak olan bir şey. Ben hep evet altını çiziyorum. Çok bu önemli yani olduğunu düşünüyorum. Sonra, burundan sonra kişinin e, yüzünü, simasını, komple suliyetini bireysel olarak değiştiren ifadenizi sert hale de getirebilir. Hı hı. Çok yumuşak hale de getirebilir. Ya da sizin çizginiz, karakteristik özelliğinizi bir kaş çizimiyle de Bozabilir yani kişi o yüzden e, güzellik koçunu diyorum güzellik uzmanını gerçekten iyi araştırarak e, danışanların seçmesi gerekiyor diyorum. Evet e, bir de tabii şimdi teknoloji ürünler her geçen gün çok daha iyileşiyor Kesinlikle. çok daha doğallaşıyor e, çok daha başarılı hale geliyor. Şimdi çok uzun zamandır ama bu teknikte var geçmişte maalesef işte daha az teknolojiyle yapılmış belki yanlış bir. Teknikle yapılmış, işte daha kötü boyalarla yapılmış örnekler de var. O kişiler de düzelttirmek istiyor. Yani revizyon dediğimiz evet. konu için de şu an bizde eminim birçok kişi dinliyordur. Onu da sormak istiyorum. Yani geçmişte böyle kötü bir tecrübe olan kişiler evet onu yeniden Şimdi, düzeltmek düzeltebiliyoruz yani e, tasarımda eğer çok e, ...ele alınmayacak Hı -hı. durum yoksa yani kaşın ucunun bir tanesi göz kapağının altına ki var da ...gördüm Hı -hı. de bu şekilde tecrübelerim de oldu ucu aşağı kadar inmiş ya da kaş ara mesafesi çok yakın şekilde Hı -hı. yaklaşmayan kişilerde revizyona girebiliyoruz silme teknikleri var e, Bunları yapabiliyoruz ya da renk çok kötü değilse bayağı silikleştirirse direkt ele de alabiliyoruz. Hı hı. İşlemle yapabiliyoruz. O alttaki rengin gerçekten kök boyama onu görmek lazım. Çok eski işlemse 15 yıl önce yaptırdıysak kök boya olma ihtimali yok. Yok. Hı. Yani microblading işlemi yaklaşık 9-10 yıl arasında. Bildiğiniz yıllardasında... normal dövmeyle yapılmış teknikler evet, evet, vardı geçmişte. Var. Yani bunun silinmesi de çok zor. Hani tatunun silinmesi de çok zor. Deride deformasyon kalıyor. Ama ne olursa olsun elimizden gelen desteği ya da tasarımı vermiş oluyoruz yani. Peki günümüz boyamız çok fazla işlem <laughs> var eder. mutlu ettiğimiz çok fazla danışan o var. O zaman diyor. günümüz ben. tekniği açısından söyleyeyim evet. renk değişimi oluyor mu zamanla? Çünkü böyle yeşermesi morarması sararması gibi şeyler gözlemledik yeni, hepimiz. Yeni de yani. Ee... Kendi danışanlarımız için konuşayım. Ee, Hı -hı. Bizim kullanmış olduğumuz, Hı -hı. tabii ki herkes e, aynı kendi pigmenti, Evet. Herkes ki, kendi yaptığı arttırma. işçilikten sorumlu. Kullanmış olduğumuz pigmentler yaklaşık 10-11 yıldır sektördeyim Hı -hı. ben. En baştan beri evet kalıcı makyaj alanındayım. Kullanmış olduğumuz pigmentte. Yeşil olma durumu yok. Hı hı. Kırmızı olma durumu kesinlikle yok. Bunun teyidini şu, verebiliyorum. Çünkü yıllar önce yaptığımız işlemler geliyor yani hı hı. buradan da. Ee, i̇ki yıl sonrasında, bir buçuk iki yıl sonrasında danışanların yani işlem yaptığımız kişilerin muhakkak bir uğrayın ya da fotoğraf atın diyoruz. Hı hı. Çünkü bir buçuk yıl sonra, iki yıl sonra yapmış olduğumuz o işlem üzerinden tekrar revize yapabiliyoruz. Direkt işleme değebiliyoruz. Ama kişi... 5 yıl sonra geliyorsa orada bölük bölük renkler kalmış oluyor. Evet. Çünkü kök boya kullanıyoruz. Yani hı hı. bütün görünsün istiyorsan hayatım diyorum. Bunu bir tur silelim. Bir ay sonrasında yeni işlemini yapalım. Yok ben razıyım. Güveniyorum. Hı -hı. Sen de eminsen Beyhan'cığım. Karşılıklı olarak teyitleşiyorsak eğer. E, direkt de işleme başlayabildiğimiz oluyor. Ama doğrusu bir buçuk yıl sonra, iki yıl sonra cildimiz bizim nefes alıyor. Hı -hı. Nasıl ki saçımızın dip boyası geliyorsa artık e, hanımlar da alışsın diyorum. Kalıcı makyajında bir kontrol süreci var. Tabii. Kalıcı makyajda bizim tenimizde kalıyor. Bizimle birlikte yaşıyor. Nasıl bir e, Hioranin gittiğini, eridiğini düşünebiliyorsanız, 8 ayda bir, bir buçuk yılda bir işlemin tekrarı olduğunu ya da cildinizdeki kırışıklıkları açmak için bir işlemler yaptırıyorsanız, bunun da bir ömrü var. Tabii Doğru ki. zamanda değmek gerekiyor. Doğru zamanda değersek mükemmeliyet daha uzun ömürlü, evet olur. Evet tabii çok önemli. Şunu da sormak istiyorum. Kendi e, kaşımıza zarar veriyor mu? Kendi kıl yapımıza asla zarar vermiyor Hı -hı. diyebilirim. Tecrübelerime istinaden yani 10-11 yıllık. Kendi kıl yapımıza aks, aksine güçlendirmiş oluyor. Bir Hı -hı. aylık bir bakımı var. İşlemi yaptık diyelim mikroblading işlemini. Nemlendirici için vazelin yani herkesin ulaşabileceği kolumuza Hı -hı. sürdüğümüz topuğumuza sürdüğümüz vazelini kullanın diyoruz. Vazelini aynı zamanda kıl kökünü... Yani onu evet, so kullanmayalım çünkü marka olarak da tamam. olduğu için... Kremi diyoruz, <laughs> kullandığımız için kıl kökümüzde bir nevi hacamat görevi görüyor. Orada hı hı. akış tazelendiği için ne oluyor? Kıllarımız güçlenmiş oluyor. Aksine e, köretme yoktur, güçlendirme vardır. Peki kalıcı makyaj deyince sadece dudak renklendirme ve kaş mı algılıyoruz? Başka bir kalıcı makyaj da var, var mı? Kalıcı makyaj olarak dipliner işlemi de yapıyoruz. Hı hı. Eyeliner işlemi ve baby liner işlemi. Bunlarda da e, dip liner, eyeliner, baby liner aslında hepsi göze. E, yapılan işlemler hepsinin amacı bakışı daha diri hale getirmek. Eyeliner işlemi daha kuyruklu bir işlem olduğu için tamamen kozmetik şekilde görünüyor yani karşılıklı <laughs> bakıştığımızda kişiyle görülüyor ama her göz yapısına uygun bir işlem değildir göz kapağında rahat olması lazım göz kapağında düşüklük olmaması gerekiyor dip liner işlemi ise herkese çalışabildiğimiz bir uygulama kirpiğin dibine renk vermiş vermek olmuş oluyor herkese yakışıyor mu kesinlikle herkese yakışıyor baby liner işleminde daha badem göz ya da <laughs> daha yuvarlak gözlere yapmış oluyoruz çok kuyruklu çalışmak doğru olmuyor. Hı hı. Ya da göz kapağında hafif çekiklik varsa baby liner yapıyoruz. Yani bu bahsetmiş olduğumuz dört alandaki kalıcı makyaj işleminde muhakkak bir ön prova çizimini yapıyoruz. Hı hı. Kaş çalışıyorsak eğer kaşının rengine uygun kalemle, dudak renklendiriyorsak eğer kartelamızda seçmiş olduğumuz e, renk neyse hayata geçireceğimiz renge en yakın kalemle çiziyoruz gözde dipliner, baby liner, eyeliner hangi işlemi yapacaksak bir demo ön çizim yapıyoruz. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun, size olun. Size. Konu teşekkür çok keyifli ederim. ama maalesef süremizin sonuna evet. geldik. <laughs> Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum Sağ olun. Diyorum teşekkürler. Beyanınca. İyi programlar. Evet efendim biz devam ediyoruz. Şimdi genel cerrahi uzmanı operatör doktor İmat Salih Kasabao geliyor. Evet sevgili hocam stüdyomuzda hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyi sağ olun siz nasılsınız? Çok İyi iyiyim. yayınlar iyiyim. diliyoruz. Çok teşekkür ederim hep birlikte. Obezite artık çok yaygın hocam. Dünyada da Türkiye'de de peki artık bir hastalık olarak kabul ediliyor mu obezite? Ee, tabii ki obezite yani e, çağın hastalığıdır. Hı hı. E, eskiden sigara konuşuluyordu, alkol konuşuluyordu. bunların yeni etkiler şimdi. O kadar yaygın şişmanlık var. O kadar obez hastalar var. Her şeye, herkese etkiliyorduk için Obista hakikaten çağımızın hastalığıdır. Evet. E, hastalık tabii ki çok yaygınlaştıkça eminim e, tıpta da tedavi yöntemleri de e, yaygınlaşıyor. Şu anda hocam en çok e, tedavi yöntemi olarak neler kullanılıyor bu Şimdi, alanda? Şimdi e, tedavilerine girmeden önce bizim hayat tarzın oradan biraz konuşsak. Obista nasıl şeylerini diyor. E, yani temel sebepler iki sebebimiz var. Birincisi Alınan enerji miktarı daha fazla Hı -hı. olduğu zaman, yani tüketim fazla olduğu Hı -hı. zamanlar burada şey e, bir yağ birikimi oluyor vücutta veya hareketsizlik. Evet. Yani orada bir denge var. Fazladan Çok yedim, az zaman, hareket ettim. Az hareket <laughs> ettiğimiz zaman fazla kiloya maruz kalmıyoruz. E, bu temel sebeplerden başlıyor. Hı -hı. E, tabii ki buradan bunların önüne geçme için aynı, sağlıklı bir diyet yapmamız gerekiyor aynı zamanda hareketli bir hayat Hı -hı. E, sağlıklı sporla, egzersizlerle bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Evet, Peki hocam, kime obez diyoruz biz? İnsanlar obez miyim, değil miyim, sınırda mıyım? Evet. E, bunu nasıl anlayabilirler? Şimdi obezler ve şişmanlık yani genel olarak Hı -hı. toplum arasında e, denilen obezite hastalığı, onlara e, bu adam obezdir, obez değil. Bizim şey şöyle bir şeyimiz var, formu var. Vücut kitle indeksi veya beden kitle indeksi. Hı -hı. Bu ne oluyor? Yani hastanın Kilosunu kilogramda boyunun metre karesine bölüyoruz. Orada bize bir rakım çıkıyor. Bu rakım normal şartlarda 25'in altında normal oluyor. 18-25 arasında. 25 30 arasında olduğu zaman fazla kilo sayıyor. Kilolu. 30'dan sonra obiste şişmanlık başlıyor. Hı. Obiste 3 derecelendirme var, sınıflandırma var. Birinci derece obiste 30-35 arasında. İkinci derece obiste 35-40 arası. 40'tan sonra... Ee, ...üçüncü derece obiste veya morbid obiste diyoruz. Morbid nedir? Hastalık. Obisteye bağlı bütün hastalıklar ortaya çıkıyor. Çeker olsun, tansiyon olsun, yüksek kolesterol olsun... ...bütün bu hastalıklar yavaş yavaş ortaya çıkıyorlar. Hı hı. Peki hocam yani bu sınırın üzerinde yani artık obez dediğimiz... Kişiler Ne yapmaları lazım? Önce yeme düzenini mi düzeltmeliler yoksa sizin gibi e, hekimlere mi başvurmalılar? Süreç ne olması lazım Şimdi orada? Şimdi işte süreç dediğim gibi bize başvuran adamlar engel yani diyor işte bir vücut kütüphane indeksi e, ölçülüyor. Ölçülerinden sonra hangi sınıftadır? Hı hı. Yani birinci ikinci derece sınıflardaysa onlar işte diyet ya tavsiye ediyoruz. Hı hı. E, spor, egzersiz, hayat tarzının e, bir de alışkanlıklar var ise orayı düzeltmez gerekiyor. Hı hı. Hızlı yemekler. Gece yemekleri. bunlar da uzak durmalar yerli veya düzeltmeleri. Hastanın ameliyat ne zaman düşünüyoruz? Hangi kimlere gerekiyor ameliyat? Hı -hı. Eğer vücut kitle indeksi 40'un üzerindeyse Hı -hı. burada ameliyat öneriliyor. Zaten yasa da var galiba. Tabii mi? kesinlikle ameliyat yapılamıyor. karşılıyor, karşılanmıyor. Dünyanın üzerinde kılavuzlar var. 40'un üzerindeyse ameliyat gerekiyor veya vücut kitle indeksimiz 35'in üzerindeyse bunun yanında tipik şeker hastalığı var ise, hipertansiyon var ise yüksek kolesterol var ise, uyku var ise, kalp hastalıkları var ise, bunların herhangi bir hastalık var ise, vücut kitle indeksimiz 35'in üzerinde ise burada ameliyat öner diyor. Hı hı hı. Peki hocam e, ameliyata e, karar verildi. Nasıl bir ameliyat, nasıl bir süreç, neler bekliyor hastayı ameliyatta? Şimdi ameliyat yormamız için işte birinci dediğim gibi hasta ameliyat için uygundu. Ondan sonra geliyor bu hastalara e, tabii ki bir e, ekip içinde çalışıyoruz. Bu ekipte kim var? Anestezi arkadaşlarımız var, kalbi doktorumuz var, dahiliye hocamız var, psikiyatri hocalar var, e, dahiliye var, o, göğüs doktoru Yani hastanada yani tamamen şöyle, burada hedefimiz ne de hastalarımıza başarılı, sağlıklı bir ameliyat yapmak. Tabii yani ki. bu ameliyat tabii ki diğer ameliyatlar gibi tabii ki riskler var, şeyler Hı -hı. var. İyi bir ameliyat yapmak için ameliyat ne kadar zor oluyorsa olsun iyi bir çalışmanın bu ameliyatın riskin en az derece düşürebiliriz. Hı hı. Bu hastadan işte buradan bu ekipten geçenden sonra en istediği için bir sıkıntımız yoktur. Kalp okey verdi. Diğer hocalar onay verildi o zaman ameliyata hasta hazırlanıyor. Hastaya yatış yapıyor. Yatış yapandan sonra burada kanlarına bakılıyor. Ondan sonra hastaya bir ultrason yapılıyor. Karnında herhangi bir safra kesede Söyle. taş var, diğer hı. organlarda bir sıkıntı var yok gerekiyor gerekmiyor. Ondan sonra hastaya bir endoskopi kesinlikle yapıyoruz ameliyattan önce. Hı hı. Neden? Çünkü bu ameliyata e, mideye müdahale ediyoruz. Bu müdahale yaptığımız zamanlar bu midede bir ülser var, hı hı. orada bir gastrit var yani tedavi dediğimiz. Burada bu ameliyata bir engel bir sorun var ise muhtemelen ameliyat ertelenir. Veya ameliyat kararımız hangi ameliyat yapıyoruz orada endoskopiye göre değişiyor. Hastanın e, bir reflü şikayeti var. Orada bir mide var. Bunların hı hı. derecesine göre oradan kararımız değiştirebiliyoruz. Kolonoskopi de yapılıyor mu Kolonoskopi hocam? Kolonoskopi yok. Yani hı hı. Işte normal şartlarda yapılmıyor ama bazı hastanın yani aynı hı hı. zamanda Kolona bağlı bir hastalığı var ise hı hı. ameliyattan sonra şey 3-6 ayda bir kolonoskopi orada bir şeyimiz gerekiyorsa bu hastalarda kesinlikle önce kolonoskopi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Yapıyoruz. hasta başarılı bir operasyon geçirdi diyelim hocam. Evet. Sonrasında kilo verme ne zaman başlıyor hastalardan? E, şöyle e, hastanede istersen tamamen hastalarımız 2 gece kalıyorlar. Hı hı. Ameliyattan sonra ameliyatlar işte ameliyatın içerisine göre... Ee, ne ameliyat yapıyoruz? Tüp mide yapıyoruz, bypass yapıyoruz, şeker ameliyatı yapıyoruz. Onların süreçleri tüp mide ortalama bir saat altında oluyor. Hı hı. Bypass bir buçuk iki saat arasında. Şeker ameliyatları aynı civarda. Hastalarımız ameliyattan sonra iki üç saat sonra yürütüyoruz. Hı hı. İkinci gün tamamen serbest bir şekilde yürüş başlıyor yürüşmeye. İşte şeylerimiz, Önce sıvı, meyve suları, sonradan et suları, diyetlerden iki gecenin sonra bir sıkıntımız yok ise, kanama, kaçağı gibi risklerimiz yok ise hastayı gönderiyoruz. Hastayı ameliyattan sonra işte burada bizim diyet, yani şimdi buradan hı hı. başarılı bir ameliyat yaptık, burada yüz, işimiz bitmiyor. Tabii, Hastaya süreç gelen, yeni başlıyor tabii aslında. Tabii, hastanın, hastanın düşen kısım nedir? Diyet yapması, Orada bizim kurallarımız var onlar çıkmadan, diyetisyen arkadaşlarına takip artı. O eskiden tembellik hayatımız unutmamız yeniden bir hayat. Hı hı. Yeniden sıfırlıyoruz. Bu trene kullanacağız. Hatta en iyi sonuçları ararız. Yani işte kilolar e, en fazla birinci ayda e, şöyle 10 e, kilo verenler var. 15 kilo, 20 kilo. Hastanın boyuna, yaşına, kilo, ay aynen, yaşına kilosuna göre şey veriyor. İkinci, üçüncü ay veriyorlar ama biraz yavaşlıyor. Hı hı. Ondan sonra üçüncü, altı ayda biraz daha yavaşlıyor. Burada önemlisi biz hastalara bak. Ben 13 senedir ameliyatları yapıyoruz. Çok farklı ameliyatlar var. Yani evet. kongrelara, dünya üzerinde her yerde katıldık şeyler. Şimdi bir şeye geldik. Burada hasta birinci sene ameliyattan sonra kesinlikle kilo veriyor. Hı hı. Ama kilonun yanında nedir önemlisi? Hı hı. Buradan bu birinci seneden kilo verdik. Buradan yeni bir beyin oturtmak bu hastalar. Hı hı. O, biz beyni bırakmak. Yeniden bir beyin. Burada ne gerekiyor? Bir hareketli, spor yapan, sağlıklı, beslenen bir hı hı. bireyle yola devam etmek istiyoruz. Yoksa buradan bir sene kilo veriyoruz. iki 3 Üçüncü Dördüncü seneden almayı yavaş almayı yavaş tamam. durur. Sonradan geri kilolar başlıyor. Yani burada hedefimiz çünkü normal şartlarda kilo veriyoruz ama bu kilolar devam etmiyor. Yapar Beş veriyorsan dört geliyor. Tabii. Altı veriyorsan bir de tamamen orada. Burada ameliyatla vereceksen kesinlikle kilo. Ama ameliyatın yanında bu kurallar yaptığımız zaman... Hareketimiz arttırdığımız zamanlar, diyetimiz sağlıklı olduğu zamanlar kalıcı bir kilo vereceğiz. Yani 5 sene, 10 sene. Çok sonra. önemli tabii. Şimdi biz obez hastaların bir sürü de yandaş hastalıkları olduğunu tabii biliyoruz hocam. Tansiyon, şeker bunların başında evet. geliyor. Ameliyattan sonra bunlarda da otomatik bir iyileşme, iyi yönde bir hareket tabii, oluyor mu? Tabii, kesinlikle. Şimdi obisteye bağlı bir zincirleme var. Hı -hı. Obiste tip şeker hastası sebep oluyor. Yüksek kolesterol, hipertansiyon... E uyku apnesi. Bunları işte obisteye ne bağlı? Obiste o zaman bunlar hepsi düzelmeye başlar. Hı hı. Uyku apnesi eğer riskli durumlardan bir tanesi birinci haftada çok hastalarımızın yüzde doksan dokuzu uykusu düzeliyor. Eskiden beri riskler nefes sıkıntıları tamamen düzeliyor. Tansiyon, şeker şeker tamamen e, derecesine göre bakıyor. Hı hı. Bazı hastalar birinci haftada ikinci haftada şirinler bir ay şiyenler var. Beş altı ay şiyenler tabii ki şeker biraz farklı e, tüp ne yapıyoruz, bypass yapıyoruz yoksa şeker ameliyatı. Bunlardan farklı bir oranlar ne şey başarılı şeylerimiz derece veriyor... Hı hı. Ama genellikle kilosu olan hasta, kilo verdi o zamanlar şeker, tansiyon hepsi bunlar düzeliyor. Evet. Ee, bir de hocam tabi bu ameliyatların dışında duyduğumuz mide botoksu var, mide balonları var. Evet. Onlar ne zaman yapılıyor? Şimdi şöyle dediğim gibi sınıflandığımız hastalarımız işte bir Fazla kilosu var, 10-15 kilosu olanlar var Hı -hı. veya birinci derece obezite olanlar var. Bunlara ne ne gibi şeyler öneriyoruz? Tabii ki her şeyin başı dediğim gibi diyet, spor, Artı Mide balonu var Hı -hı. veya e, şimdi ineler çıktı. Hı -hı. Bu ineler çok yerde, Saksen'de. de özel bir. İsmini vermeyelim hocam. <laughs> evet, pardon. E, şimdi buradan mide balonu dediğim gibi yani bütün dünyada kanıtlanmış bir Hı -hı. tedavidir. E, bu işte şey fazla kilolu olanlarda. Hı -hı veya birinci derece obitanlardan. Botoks ben kendi düşüncem e, tavsiye etmiyorum yapmıyorum çünkü e, retrolderde, retro kongrelerde hiçbir kanıtlanmış e, sonuçlar Etkisi, olmadı o zaman e, yapmadım ben öneriyorum. Bir de botilyum zehirlenmesi e, çok işte. duyuyoruz e, yani, yani haberlerde oldu, ta. oldu şimdi şimdi şöyle bir e, tedavinin yan etkiler fazlaysa çok başarılı değilse bence buradan. Yaptığımız zamanlar hastamızı kendimiz savunmamız gerekiyor. Doğru. Burada kongreler, bizim yazılardan, kitaplardan burada bir temel bir şeyimiz var, savunmamız var. İyi bir sonucu arıyoruz. Onun için ben 13 sene içinde hiç botoks yapmadım. Hı hı. Evet tabii ki bu sizin... Farklı arkadaşların düşünceler, şeyler var ama hı hı. bilmiyorum sizin kendi protokolünüze böyle bir şey çok da uygun görmüyorsunuz. Değil mi hocam? Şimdi böyle agresif kilolar verdiğiniz zaman vücudunuzda bir sarkma da olabiliyor. Evet. Hastaların birçoğu da sonrasında eğer özellikle kadınsa hastalar evet. e, vücudunda o sarkan kısımları da toplama operasyonları yaptırmak istiyorlar. Ne kadar süre sonra mesela bunları yaptırabilirler yani veya bak, yaptırabilirler? Ya çok söylüyorum. Bak bizim e, 13 senedir yani hı hı. yaptığımız hastalar 4000 üzerinde hasta yaptık. Bunlardan şöyle, 20'de bir hastaya gerekmedi. Neden? Aa, sarkma olmuyor. Aa, oluyor ama şöyle, onun önüne geçmemiz, hastalarımıza kiloların verdikçe sağlıklı bir şekilde sporumuzu arttırıyoruz. Yakın takip ettiğimiz için, onun için yakın takip etmek çok önemlidir. Çok, çok doğru. Çok olmuyor. Hı -hı. Ama nerede? Bazen işte kadınlar var, ne yazık ki 2-3 tane çocuk var, biraz hamileliğe dönüm, bir sarpma var, onun önüne geçemiyoruz. Tabii. Bu ameliyatları genellikle bir sene sonra, ameliyattan sonra bu şeyler, ameliyatları öneriyoruz. Bir yaş sınırı var mı hocam yok, bu operasyonlarda? Yok. Şey şimdi tabii ki bütün ameliyatlar obist olsun, kalın germe olsun, e, bu ameliyattan önce tabii ki e, anestezi bakıyor. Diğer arkadaşlar ekip takip ediyor, sıkıntı yoktu. Eskiden şeydir. Ben obist, sizin ameliyatlarınızı sordum obist Obist ameliyatları obiste şöyle 91'de yayınlanan kılavuza göre e, 18-65 arasında sinir vardı. Ama şimdi şöyle kendi bizim yani şeyimizde hastalarımızda Son kaç senedir? 12 yaşından 18 yaşında belli kriterlerde çocuklarda ameliyat yapılıyor. Hı hı. Veya 65 yaşından 76'ya kadar hastalarımız var. Orada da ne adı şirçim Hastanın ciddi bir kilo sıkıntısı var. Hakikaten kendine, topluma bir yük olmuş bu hastalıklardan mücadele edemiyor. Hı hı. Burada anestezi okey veriyorsa, kalp şeriyorsa ameliyat yapılıyor. Hastalara da destek görüyoruz. Evet. Bir de hocam tabii ki e, ameliyattan sonra... Yeme düzeni tamamen değişiyor ya bir süre sıvı var sonra yavaş yavaş tabii diğer tabii. şeyler katılıyor. Akla hemen şu soru da geliyor yani vitamin ve mineral ile ilgili hasta sorun yaşayacak mı? Yaşamaması için bir önlem var mı? Tabii ki şimdi şöyle hastalarımız biz birinci haftada kontrole çağırıyoruz. Birinci ayda, üçüncü, altıncı ay, bir senede, on ikinci ayda. Bu kontrollerde yani birinci haftada hastalara vitaminler başlıyoruz, multivitaminler. Artı protein tuzları var. Hı hı. Çünkü bizim beslenmemiz ameliyattan sonra karbonhidrat tamamen çıkarttığımız için protein ağırlığa geliyoruz. Alınan hı hı. protein miktarı yetmediği zaman protein tuzları destekliyoruz. Birinci ayda üçüncü altıncı ayda işte demir gibi hı hı. D vitamini B12 vitaminler bunlar ölçülüyor. Herhangi bir eksiklik varsa takviye, veriyor takviye veriliyor. Hocam size nereden ulaşabilecekler? Instagram'dan ulaşabilir miyiz? hastalarımız ki. Çünkü yani, soracak çok şey var ama daha da çok detay var. Evet, Operatör, doktor İmat Salih Oradan şey, aktif bir şekilde şey diyoruz, hastalarımıza sürekli destek oluyoruz. gereken yardımı şey diyoruz, sunuyoruz. Peki biz şimdi kısacık bir araya gideceğiz. Evet sevgili hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam 3 tip ameliyattan bahsettiniz. Evet. Bir kısaca onu da detaylarını yani, rica edebilir miyiz? Fazla ameliyat şeyler var ama şöyle en fazla, en sık yapılan ameliyat herkesin bildiği gibi mide küçültme, diğer adet tüp mide veya stiv gastroktomi denilen ameliyat. Neden en sık yapılıyor? Çünkü eskiden çok fazla ameliyatlar yapıyor. Tüp ne bir şeysi var. Yap, yapılması daha kolay. Hı hı. Daha etkili olduğu için sonuçlar daha şirindi o zaman. Hı hı. Onun için tüp mide başlandı şöyle. Yani 5 sene önce 50 adam bu ameliyatları yapıyor. Şimdi 500 arkadaş yani camia veya gençlerde çok... herkes başladı. Çok yapanlar tüp mide yapıyor. Hı hı. Ama şöyle şimdiye kadar bizim bir ideal ameliyatımız yoktur. İdeal obiste ameliyatı ne demek? etkili kolay. Yan etkiler az olan ameliyat. Aynı zamanda geri dönüşümü kolay olan ameliyatlar. Hmm. Şimdi tüp mide bunlardan biraz çokun tutuyor ama herkese uygun değil. Yani Bazı Aha. hastalarda bypass ameliyatı gerekiyor. Bypasslık işte tek enestomozlu var. Mini bypass diyoruz. Klasik bypass ameliyatlar var. Laini ameliyatı diye domuz ameliyat var. Hmm. Ee, Orada ne zaman oluyor? İşte hastanın mide fıtkı var ise, reflü şikayeti var ise bu hastalarda tüp mide biraz sıkıntı olabilir. Aha. Bir, ikinci hastanın biraz kalori, kola, bipsi bağımlılığı var ise bu hastalarda da biraz şey yanıyor. Hı hı. Üçüncü şey bu hastalarda biraz diyabet, tip 2 şeker hastalığı var ise bypass tüp mideye göre daha biraz üstün şey sonuçlar veriyor bize. Hı hı. Diğer ameliyatlar işte şeker ameliyatları, metabolik cerrahi ameliyatları. Orada da çok farklı ameliyatlar. O sasi ameliyatı, transit bir parsiyon interpozisyon var, sadi çok farklı ameliyat. Hı hı. Bu her hastaya göre bir bu ameliyatlar seçiyoruz. Yani önemli soruda yani şöyle bizim yaptığımız ameliyatlarda farklı bütün ameliyatlar yapıyoruz. Hastaya göre hangisi Uyguslu. en iyisidir, en uygunsudur? tabii ki hastanın bir süreci anlatıyoruz. Şurada şu faydalar var, şurada şu karşımıza çıkar. Bu şu sonuçlar, beklentilerimiz şu kadardı. Bu beklentilerin bu ameliyat her şeyi tartıştığımız için yani tamamen bizim mutfağımız yani zengin olduğu için onun için sonuçlarımız hamdolsun evet, çok Evet aslında bir kişiye özel kıyafet dikmek gibi o hastanın ne ihtiyacı varsa ameliyatın şeklinde aslında o belirliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili teşekkür hocam. Ediyorum. Ee, hocam biraz önce e, instagram adresini verdi. Ee, benim sormadığım sizlerin merak ettiği konular varsa oradan tekrar ...size ulaşabilirler. Bunun da bilgisini verelim. Çok teşekkür ediyorum evet, Teşekkür size. ederim. Zahırlarınız için tekrar iyi çalışmalar. Evet. Ee, tekrar Instagram adresinizi alalım hocam. Operating doktor İmat Salih. Tamam. Bugün programımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte... ...12'de canlı yayınla... ...beyaz TV ekranlarında olmayı diliyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Eğer yayınımızı kaçırdıysanız... YouTube kanalımıza birazdan arkadaşlarım yükleyecekler. Oradan da yeniden seyredebilirsiniz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.